Ey kayılar, benim vazifemi layıkıyla yaptığıma şahit misiniz? Şahidiz bey. Ey kayılar, benim beyliğimden razı mısınız? Razıyız beyim. Razıyız beyim. Size imdi varisimi açıklarsam onu da beni saydığınız gibi sayıp her emrine uyacak mısınız? Uyacağız beyim. Uyacağız bey. Uyacağız beyim. Uyacağız beyim. Varisim. Gönül rızasıyla yerimi bırakacağım. Kayı beyiniz. Kaza ateşini hiç söndürmeyen kayının sancağını zaferden zafere taşıyan esaret ve zincir kabul etmeyen oğlum. Babam. Baba. 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 Ben öyle düşünmüyorum. Düşünmüyorum çünkü Osman'la Yavlak Aslan G6'nın karargahını basmaya gittiler. Ya oradan sağ çıkamayacaklar ki? Ya. Üstelik benim kaybederine gönderdiğim zehir işe yaradıysa eğer şu an oba başsız kaldı demektir. Yani büyük bir karmaşa var şu an obada. Tabii. Tabii. Temizlik severim. Haberler gelmeye başlayınca dört bir koldan saldırıp hepsini temizleyeceğiz. Kulacahisar'a saldıracak mıyız? Bana bunu mu soruyorsun gerçekten? Şöyle söyleyeyim. Bütün kayaları gebertince Kulacahisar bu duruma ne kadar direnebilir? Ha? Benim zekamı küçümsemiyorsun, değil mi? Şu an düşüneceğimiz tek şey oba baskını. Ne kadar asker kaybedeceğimizi düşünmeden fırtına gibi girmemiz gerekiyor oraya. Dört bir koldan, tek bir kayı kalmayana kadar hepsini kesip biçeceğiz. Yani hepsini katledeceğiz. Gel bana müjdemi ver, gel. Gel.
Osman. Osman? Alpleriyle birlikte kaya obasına dönmüş. Osman, nereye dönmüş? Kaya obasına dönmüş efendim. Muazzam. Keyhat'ın karargahına basmaya gitmedi mi? Orada nasıl sağ çıkabildi? Yavrak aslan. O da hayatta efendim. Obaya dönüyormuş. Çık! Çık! Keyhat! Oradan ol! O zaman ol! Gel ve olsun. Tamam bir sus, tamam! Sus! Sus, tamam! 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 Tamam bir sus, tamam! 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 Demek ki Keyhat bunları beklemeden gitmiş olmalı. Evet! Keyhat bunları beklemeden gitmiş. İş başa düştü Vlatius. İş başa düştü. Osman ölmedi. Osman obaya döndü. Demek ki obaya baskın yaptığımız zaman bizi Osman karşılayacak. Peki Targun'a verdiğim zehir işe yaradıysa, yani Kayı Beyler öldüyse, gene de obada bir karışıklık karmaş olmaz mı yani? Olur değil mi? O zaman herkes bunu Osman'ın yaptığını düşünür. Düşünmez mi? Tabii. Yüce Sezar Targun'u tanımıyormuş. Neyse aziz dostum. Targun'un yanına gidip bunu kendimiz öğreneceğiz. Bakalım Kayı Beyleri Osman gibi yaşıyor mu, yoksa zehri içip geberdiler mi? Ben ne yapacağım Nikola? Ne mi yapacaksın? Hazırlanacaksın Vlatius. İçimden bir ses bugün çok kanlı bir savaşa gireceğimizi söylüyor. Yoksa o mu söylüyor Nikola? O bir heykel Vlatius. Konuşamaz ki. Baba. Rabbime şükürler olsun. Seni böyle gördüm ya beyim. Ölsem de kan yemem gayrı. Görüşeceğiz inşallah Selcan Hatun. Rabbime şükürler olsun. Thank you.
Hatunlar! Çıkalım. Beylerin konuşacakları vardır elbet. Bamsı. Beyim. Yapıp ettiklerinizi bilirim. Ağabey. Sen kendinde değildin. Bir bey emaneti teslim etmeden obasını terk etmez. Akıl gönülledir. Gönülse ahalinin ahvalindedir. Her şeyi işittim ve bildim. Demek bey olmak istersiniz. Siz istersiniz de Cenab-ı Hak sizin bey olmanızı niye istesin? Dündar Bey, Hakk'ın bir beyden muradı nedir? Töresini devam ettirmektir beyim. Doğrudur. Zira beylik töreyle ayakta durur. Sen söyle Gündüz. Töreyi kim yaşatır? Cenab-ı Hak'tan kut alan bey yaşatır. Doğrudur. Töre ne kadar iyi yaşatılırsa beyin kutu da o kadar parlak olur. Şimdi sen diyesin savcı. Töre bozulursa ne olur? Alemde birlik kalmaz beyim. Semayı ayakta tutan töredir. Doğrudur. Şimdi sen diyesin Osman. Kut bir beyden diğerine nasıl geçer? Bey, törenin güneşidir. Beyoğlu da o güneşle aydınlanan bir ay gibidir. Ey kayıların güneşi, senin ışığın kimi aydınlatırsa, kimin hilali senin yaktığın ateşle tam bir aya dönüşürse, işte o senin varisindir. Senin kutun da varisine işte böyle geçer. Doğrudur. İşte kut bir beyden diğerine böyle geçer. Evlatlarım ve kardeşim bize müsaade etsinler. Ben yoldaşlarımla hasbihal edeceğim. Siz de vereceğiniz hesabı düşünün. Kayıların yeni beyi kim olmalıdır? Oğul,
Targun Hatun. Ne diyeceksen burada diyesin. Nedir o? Nikola'nın bana verdiği zehir. Bununla Kayı beylerini zehirlememi istedi benden. Sen ne dersin? Yapmayacağım da elbette. Lakin bu işin neticesini öğrenmek için benimle görüşmeye gelecek. Neyin peşindesin sen? Yenge. Durasın. Bala. Nikola, ha? Nikola'yı bekletmek olmaz. İmle Nikola'nın yanına varasın. Hayı beylerini zehirleyemediğini, lakin daha da iyisini hazırlandığını söyleyesin. Şimdi beni iyi dinle. Bamsı ve Abdurrahman beylerle niye konuştuğu ve ne konuştuğu bellidir. Bellidir ya. Kayın'ın yeni beyni onlara soracak. Yoldaşlarına soracak. Onların da kimi işaret edeceği bellidir. Senin gönlünden geçen de bellidir değil mi ağabey? He ya. Bellidir. Yine ne işler çevirsin Osman? Her zaman yapılacak bir şeyler vardır ağabey. Gelesin. Beyim sizi bekler. Yaklaştı baba. Sen ne olacaksın? Ve herkesten intikamımızı alacağız. Ben de Osman'a sahip olacağım. Yavlak Aslan'la birlikte Geyhatun'un karargahını bastınız mı? Doğrudur baba. Doğrudur. Onlar Türk'e pusat çekmeden evvel biz icabını görelim dedik. Netice? Biz varmadan evvel çıkmıştı. Biz de nökerlerini kesip oradan çıktık. Bu Geyhatu daha evvel obamıza gelmiştir beyim. Niye gelecidir? Geyhatu'yla sulhü sürdürmek ayıyla dost olup pençesinden korunmaya benzer.
Osman'ım da o ayıyı öldürmek için inine gitmiştir. Lakin ayı ininde değilmiş. Ya bu yavlak aslan? Bu kadar iş ettikten sonra ona nasıl itimat edersin? Ben başkaları gibi vaatlerine kanmadım. Gözünün içine baktım. Orada Türk'ün istikbali için beslenen umutları gördüm. Yeğenim, bu adama inanmayın diye bizi ikaz edip duran sendin. Şimdi gözlerine baktım, inandın mı dersin? Ha? Bu nasıl bir teminattır? Emmi, bizi tuzağa çeken menfaatlerimizdir. Kaybedecek hiçbir şey olmayanı kimse aldatamaz. Şimdi anlat bakalım savcı. Osman'la alıp veremediğin nedir? Beni alt başı seçtim beyim. Bu kararını bir kez olsun tanımadı. Bir kez olsun beni alt başı olarak görmedi. Bizi esarete hevesli olmakla itham eder. Bize azat olmak istemeyen köleler gibi bakar. Kendisi ise imkanı olmayan bir istiklalin peşinde koşar. Sen ne dersin kardeş? İstiklal için bir umut doğmamış mıdır? Moğol'u başımıza bela edenler Köse Dağ'da kaybedenlerdir. Türk'ün istiklalinin mesuliyeti tek başına kayının boyuna yüklenemez. Bu kayıları yok eder. Böylece Türkler de bütün umudunu kaybeder. Vaziyet ağabeyinin, emminin dediği gibi midir? Olmayacak der isek en basit mevzular bile hayal olur. Bismillah deyince, gayretle, imanla yola baş koyunca o vakit hayaller gerçek olur. Çoban oğulları bile buna hayal demeyip Gayatü'ye karşı kıyama kalkarlar. Lakin Oğuz Kağan'ın en soylu evlatları burada oturmuş izler. Bu bize reva mıdır? Bu bize yakışır mı? Diyesiniz hele. Diyelim ki çoban oğulları ölüme gider. Sen de obanı aynı akıbete mi sürüklersin? Ben Ertuğrul Gazi'nin oğluyum. Obamı kaybedeceği bir savaşın içine sürüklemem. Lakin ölüm mukadderse ve bu cengin sonu şehadetse o vakit davamız için ölüme and içen yiğitlerimle şehadete koşa koşa gider. Rabbim bana
Obamın vaziyetini görmek ve vasiyetimi açıklamak için son bir fırsat verdi. Ayrılıkları ortadan kaldırın ve birleşin. Geyhat'u Tebriz'den dönene kadar Nikola'nın icabına bakmalıyız. O iş görüldükten sonra herkesin sancağının altında toplanacağı yeni bir bey seçeceğiz. Bey, böyle zor vakitlerde belli olur. Hanginizin bey olacağını tavrınız tayin edecek. Kayının başına kimin geçeceğini bütün beyler anlayacak. Ayrılık, gayrılık çıkaranın hiçbir ümidi kalmayacağını bilesiniz. Şimdi bu Nikola keferesi için nice iş görmek gerek. Söyleyesiniz. Adam birdenbire cana geldi. Bu nasıl iştir Lena? Ya içeride beyin kim olduğunu açıklarsa? Ya Osman olacak derse? Lena? Hayırdır? Sen nasıl bu kadar sakinsin? Savcıyı değil de Osman'ı seçerse ne olacak diye hiç düşünmez misin? Savcının bey seçilmesini benden çok ister gibisin Hazal Hatun. Ertuğrul Bey'im öyle gördüm ya. Çok şükür kızım, çok şükür. Ne işler karıştırır bunlar gene? Beklemek zor iş mi hatunlar? Hayırdır Selcan Hatun? Teminat almış gibisin. Hayırdır, kulağına bir şey mi çalındı? He. Ertuğrul Bey'im herkeslerden evvel bana dediydi. Osman'la savcı birbirini yerken beylik bana kalacak deyi düşünen Dündar kardeşime beyliği vereceğim dediydi. Dur ben de bir şey deyivereyim. Vefatle bir araya gelenler tez ayrılırlar. Demem o ki birbirinize dikkat edesiniz. Tez ayrılıverirsiniz maazallah. Söyle evlat. Kayılar hangi yoldan gitmeli? Kafirin inine girmek gerek beyim. Bütün atları hazır edelim, İnegöl'e varalım derim ben. Sen ne dersin Dündar? Beyim, madem yılanın başı İnegöl'dedir, İnegöl'e girip yılanın başını kesmek icap eder.
Önce İnegöl'ü muhasara edelim. Şayet Nikola'yı oradan sürersek tutunacak yeri kalmaz. Osman'ın buna dünden razıdır herhalde. Ben razı değilim. Ayrılık gayrılık istemem derim. Ve sen herkesin hilafına konuşursun öyle mi? Herkes karşısında durduğunda hakikatten vaz mı geçmek gerekir? Neymiş o hakikat? Sen ne düşünürsün diyesin. İnegöl Kalesi'ni imdi kuşatırsak çok fazla şehit veririz. Evvela Nikola'nın askerlerini pusuya düşürüp iyice kırmalıyız. Bunu nasıl yapacaksın? Nikola Targunat'ını hala casus zanneder. Ondan haber alır. Benimle nikahlanacağını duyduğu için itimat artmıştır. O ne derse dinleyecektir. Ben oyunumu kurdum. Targunat'ın çoktan yola çıkmıştır bile. Neymiş bu oyun? Ne yaptın kumam kızı? Kayı beylerini zehirleyebildin mi? Gebertebildin mi hepsini? Ha? Hepsi hayatta. Ha? Ne dedim ben sana? Senin gırtlağını keseyim mi şimdi burada? Ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana? Anlat. Anlatsana. Savcı bey beyliği zorla almak için harekete geçti. Osman bey geri dönüp karşısına dikildi. Ertuğrul bey birdenbire ayağa kalktı ve herkesi otağına topladı. Ben onları hangi ara zehirleyecektim Nikola? Bir şeyler yiyip içmeyen, birbirlerini öldürmek için pusat kuşanmış adamları. Ben nasıl zehirleyecektim? Ertuğrul Bey, ayağı mı kalktı? Evet. Lakin hala durumu çok ağırdır. Herkes otağında başındadır. Ben de kalkıp buraya geldim işte. Tam hepsi birbirine düşecekken Ertuğrul Bey ayağı mı kalktı yani? Şimdi de oturmuş konuşuyorlar öyle mi? Flatius, senin bu tanrın acaba Türklerin yanında mı? Ha? Tanrı İsa'nın yolundan gidenlerledir. Senin bana söyleyecek işe yarar bir şeyin var mı kuman kızı? Ha? Evet, var. Osman Bey'e babamı kurtarmadan nikahlanamayacağımı söyledim. O da babamı kurtarmak için hazırlık yapar şimdi. Osman senin babanı nasıl kurtaracak? İnegöl'e mi saldıracak? Nasıl kurtaracak? Ha? Bu sefer senin yerine oyunu ben kurdum Nikola. Oyun mu kurdu? Sen oyun mu kurdun? Nasıl bir oyun kurdun kuman kızı? Ha? Targunat'ın Nikola'yı babasını kurt boğazına getirmesi için ikna edecek. Nikola'nın bu yemi yiyeceğinden emin misin kardeşim? Yemeyecektir ağabey.
Lakin ben geleceğim için üstelemeyecektir. Biz de İnegöl surları yerine Nikola'nın çakallarıyla cenk edeceğiz. İşte Nikola'yı nasıl alt edeceğimizin cevabı. Kale savaşı değil. Hile savaşı. Birlikte hareket etmeniz için de bir fırsat. Ne dersiniz? Türlü tehlikeler barındırsa da madem bey babamız böyle istiyor, biz de ona göre hareket ederiz. Madem beyimiz böyle emreder, bize de biat etmek düşer. Sen tasa etmeyesin babam. Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yaparız evvelallah. Osman, sen hazırlıkları tamamla. Yarın harekete geçelim. Eyvallah bey. Osman Bey'e babamı Kurt Boğazı'na götüreceğini söyleyeceğim. Ya inanmazsa? Sen daha beni tanımamışsın Flatyos. Ben Osman Bey'i Kurt Boğazı'na getireceğim. Siz de babamı getireceksiniz. Ondan sonrası sizin meseleniz. Ben babamı alıp gideceğim. Ve bir daha bu uğursuz suratlarınızı görmeyeceğim. Fena değil kumağın kızı. Hiç fena değil. Targun Hatun, babanı Kurt Boğazı'na getireceğiz. Ve en küçük hatanda baban ölecek. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Hadi şimdi git. Müstakbel'e kocan daha fazla merak etmesin seni. Ya! Ya! Ne diyorsun Flatyos? Bu kadının bize tuzak kurduğunu düşünüyorum Nikola. Olabilir. Ama gene de çok iyi bir fırsat bu. Tedbirimizi alacağız. Bize tuzak kuruyorlarmış gibi hareket edeceğiz. Sonra da Flatyos, savaşı kazanacağız. Önce Ertuğrul Bey ölüm döşeğinden kalkıp geldi. Şimdi de bu tuzak meselesi çıktı. Senin için endişelenirim. Neyse ki babam düne dair bir şey sormadı. Oraları karıştırmadı. Yoksa ne Osman ne de ben istediğimize ulaşamazdık. Hiç hesapta yokken Talih Gündüz'e ve Dündar'a dönerdi. Hiç hesapta yokken dersin. Lakin Dündar Bey'in büyük hesabını boğabileceğini düşünmezsin. Demek yolundan
dönmeyeceksin. Allah sana güç kuvvet versin. Emmi. Kavlimiz hala geçerli midir? Geçerlidir yeğenim. Geçerlidir. Kardeşi kardeşe düşüren bir sevdadır bu Lena. Emmim neden uzak dursun? Elbet onun da bir hesabı vardır. Sana güzel bir haberim var. Bay Hoca yola çıkmış. İnşallah tez zamanda obaya ulaşacak. Oh. Canım oğlum benim. Nasıl da özledim. Gelsin de ona sımsıkı sarılayım. Pelim de burnumda tutar. Ben de çok özledim. Her şey istediğimiz gibi olsun savcım. Her şey istediğimiz gibi olsun. İnşallah öyle olacak. İnşallah. Oyun olarak başladı. Bir oyun olarak devam etmekte. Onların adından bile korktukları Osman Bey sen misin? Benim ya. Hayır, senin canın bize emanettir. Ben bu oyuna babamı kurtarmak için girdim. Lakin şimdi kendimi kurtaramıyorum. Gözlerinin hapsindeyim. Güçlü kollarına tutsak oldum. Ben şimdi neyle? İçimi yemekte. Şimdi sen bu balanın kollarındasın Osman Bey. Bense burada acı çekmekteyim. Osman Bey. Bak hele,
Bak hele. Şu güzelin gözlerine bak hele. Benim hesabım bir gün bu gözlerden sorulacak. Ne vakit oldu gözlerimden bahsetmemiştim. Ah balam. Gazi babam yatağa düştüğünden beri gözüm görmez oldu. Lakin şimdi kalkmış. Kaza edelim der. Yeniden doğdum balam. Yeniden doğdum. Sadece bu gözler mi? Peki ya? Peki ya bu saçlar? Peki ya bu saçlar? Her kıvrım bir cihan eder. Her teli bir şehre değer. Osman'ım. Ben bir evlat için dua ederim. Başka hatundan değil. Benden olmasını dilerim. Ben de balam. Ben de böyle dua ederim. Benim varisimi senin vermeni isterim. Senin asil ruhun benim evlatlarımın ruhuna karışsın isterim. Onlar da kayıbeylerinin gaza aşkını ve senin temiz yüreğini görmek isterim. Ah balam. Haydi gel dua edelim. Her şeyi benden isteyin diyen Rabbime niyaz edelim. Destur var mıdır beyim? Targun Hatun. Hayırdır Targun Hatun? Gelmekteyim. Ayrılık gafletinden vuslat menziline davet edersin. Beni Halime'min gezip dolaştığı cennetine kabul eyle. Beni şehit kardeşlerime, babam Süleyman Şah'a, anam Hayme Hatun'a kavuştur. Obamı sana emanet ederim. Sen muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Şey demeye geldim. Ben şey... Babam için yaptıklarından ötürü... Yani sağ olasın Osman Bey. Benim için yaptıklarını da unutamam. Bunları demeye geldiydim.
Targun Hatun. Hele bir yarın olsun da babanı bir kurtaralım, ondan sonra teşekkür edersin. Doğru dedin. Doğru dedin beyim. Biraz erken oldu. Aslında geç oldu. Yani geç bir vakitte geldim. O vakit ben gideyim. Size hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ey benim kayıobam, ey benim göklü otağım, ey benim atam, babam, Süleyman Şahım, ey benim anam, Ayme anam, ey benim hatunum, Ceylan gözlü Halimem, ey benim Gündoğdu ağabeyim, Sungurtekin ağabeyim, Dündar kardeşim, ey benim evlatlarımın ana yarısı Selcan hatun, ey benim cengaver yiğitlerim, Turgut'um, Amsım, Abdurrahman'ım, Doğan'ım. Ey benim oğullarım, Gündüz'üm, Savcı'm, Osman'ım. Ey benim aziz milletim, hakkınızı helal edesiniz bana. Rabbim, babamdan bana geçti. Sen oğullarımda, torunlarımda gösterme bu illeti. Aklında kayı vardır, evlatları vardır. Yarın çıkılacağı kaza vardır. Abdurrahman Gazi. Diyesin hele. Böyle bir bey gelir mi daha? Gelmez ki kardeşim. Benim gibi biri asla gelmez. Lakin kardeş, nedir içeride? Sesi de gelmez. Yoksa... Kardeş. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Yarın Osman Nikola'yı tuzağa düşürdüğünde mutlaka onun da bir oyunu olacaktır. Flatius'u yedekte bırakacaktır. Sen merak etmesin beyim. Biz her türlü tedbiri alırız. Yo, dinleyesiniz. Flatius pusuda bekliyorsa onun işini savcı ve gündüz arkadan dolaşarak görecektir. Sen merak etmeyesin beyim.
Sen gönlünü ferah tutasın. Gözünüz açık olsun. Evelallah beyim. Eyvallah bey. Beyim. Beyim istirahat edesin. Dinlenesin biraz. Haydi, siz de istirahat edin. Buyruk senindir. Buyruk senindir. Buyruk senindir beyim. Bamsı Abdurrahman. Var olasınız yiğitlerim. Ne yaptım ben? Dayanamıyorum. Onu başkasıyla görmeye dayanamıyorum. Vallahi. Sen ona çocuk veremiyorsun. Lakin ben vereceğim. Göreceksin bak. Onu senin elinden alacağım. Göreceksin. Suç değil. Onu sevmek suç değil. İstemek de suç değil. Ya! Osman Bey! Osman Bey! Hayırdır Abdurrahman Gazi? Hayırdır Osman, hayırdır. Böyle pusatlanmış kazaya gidersin. Lakin Ertuğrul Bey'im gitmeni istemez. Sen ne dersin Abdurrahman Gazi? Gitmemi istemez mi? Benim kurduğum oyunda kardeşlerim cenge gider.
Ben burada oturayım mı? Osman'ım. Bensiz ne edecekler orada? Bilirsin ki Ertuğrul Bey'in kararlarını sorgulamam. Bey'im böyle emretti, ben de geldim tebliğ ettim. Peki ne yapmamı ister? Söyledi mi? Osman'ım. Ertuğrul Bey'im seni Halime Hatun'un mezarında bekler. Eyvallah Abdurrahman Gazi. Eyvallah. Hepimizi toprak var etti. Toprak da böyle yok edecek. Ama sanırım Osman'ı bizden biraz daha önce yok edecek. Yine neyin peşindesin Nikola? İnsan bazen kendi olmaktan sıkılır İnan Bey. Misal ben bugün... Bugün kuman türkü olacağım. Biz hazırız Nikola. Tekfur Nikola. Bu mu? Sanırım tek benzerim heykelim olabilir. Onu da ancak ben yaparım. Sakın beni temsil ettiğini unutma. Neden bunu yapıyorsun? Neyin peşindesin ha? İnan Bey, böyle içimde dizginleyemediğim bir heyecan var. Kızım bugün bana seni kurtarmak için kimi getirecek biliyor musun? Osman'ı. Hayır, bu mümkün değil. Kızım bunu yapmaz! Ah canım evlat sevgisi. Umarım yapacak İnan Bey. Umarım yapacak. Yoksa hem sen hem kızın öleceksiniz. Alçak, aşağılık herif. Ölümün tatlı nefesini yüzümde hissediyorum Flatius. Siz de yerinize geçin. İntikamını alacağım baba.
Cenk meydanı azilerdedir ağabey. Büyük gün ha savcı. Allah'ın izniyle bugün o soysuzların hesabını göreceğiz kardeş. İnşallah ağabey. İnşallah. Bundan sonrasını yürüyerek devam edelim. Alplar, ölüm kadar sessiz olacağız. Halime'm, gönlümün ışığı. Vakit geldi işte. Hasret bitiyor. Seni karşıma bir ceylan çıkardı. Bir melek alıp götürdü. Şimdi o melek bizi yeniden birleştirecek. Meleğim, ocağımın ateşi, kadınım benim. Cennet bahçelerinde yan yana yürüyeceğiz. Sen ve ben ebediyen ayrılmayacağız. Bütün acılar geride kaldı işte. Sabrımızın mükafatı ebediyet olacak. Ne büyük saadet seninle yaşamak. Ölünce sana kavuşmak Halime. Kim geldi? Kara Osman'ımız. Yüzünü asmış gene. İçinden babasına sitem eder. Beni neden kazadan alıkoydun der. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaklaşıyorlar efendim. Unutmayın,
Onlar Nikolalara ulaşmadan biz onların işini bitireceğiz. Anlaşıldı efendim. Haydi bakalım. Babamız haklı çıktı kardeş. Nikola'nın olduğu yere varmadan pusu kurmuşlar. Ya. Çalıların oradalar. Kazamız mübarek olsun kardeş. Eyvallah. Keferesi de orada durmaktadır. Kefereyi görünce keyfin yerine geldi Bamsı Bey. Cenk dedim mi Bamsı Bey'im gençleşir. Bilmez misin Göktuğum? Evlatlar. Aniden saldıracı. Türkler savaşın çoğu hiledir dersiniz. Ama asıl hile ne bilir misin? Tuzağın içindeki tuzaktır. Ya ya. Saldırın. Savcı Bey ve Gündüz Bey. Thank you.
tuzağa düştük. Saldırın! Saldırın! Haydir Allah! Haksın Allah! Bir gazi için gaza hiçbir vakit bitmez Osman. Nikola gider, başkası gelir. Gaza hiç bitmez. Lakin Ertuğrul Gazi gidiyor. Allah gecinden versin bey. Bu seninle baş başa son sohbetimiz olacak. Öyle Osman, öyle. Üçünüzü de severim. Sizi sevgide birbirinizden ayırmam. Evlatlarımsınız çünkü. Lakin senin yerin başkadır bilesin. Sen çok büyük işler yapacaksın. Sen beni aşacaksın. Seni hiç kimse aşamaz. Seni hiç kimse geçemez baba. Geçeceksin. Beni aşmazsan hakkım sana helal değildir. Gaza taşını yaktığım günden beri kayı ve beyleri bir aslanın sırtına binmiştir. O aslanın üstünde durabildiğiniz sürece önüne geleni ezecek. Türkiye zafer üstüne zafer kazandıracaksınız. Lakin üzerinden inmeye kalkarsanız sizi parçalayacaktır. Artık gaza ateşi söndürülemez. Büyümelidir ve büyüyecektir. Benim de tek gayem budur baba. Burada, ananın mezarı başında bana söz vereceksin. Sana söz veriyorum baba. Töremizi muhafaza edeceğim. Adaleti hakim kılacağım. Halkıma merhametli davranıp onların dertlerini dinleyeceğim. Kayıların devleti, cümle uçlardaki gazilerin sancakları altına koştukları, mazlumların sığınağı, gariplerin korunağı olacak. Sana söz veriyorum baba. Var olasın. Allah seni muvaffak eylesin. Adın şu gök kubbenin altından hiç silinmesin. Babam. Evladım. Benim yiğit babam. Ah!
az kaldı baba. Seni hain. Dargunu atın tuzak! Bey, bu haksızlık ikiye karşı bir. Ha sen delisin. Delisin sen. İyi. Deli Tekfur. Ne derler bilirsin. Deli, deliyi çekerim iskelet hele. Savcı. Lanet olsun sana! Soyunuzu kurutacağım hepinizin! Hepinizin! O bize lazım ağabey. O bize lazım. Onunla daha işim bitmedi.
Sana söz veriyorum baba. Töremizi muhafaza edeceğim. Adaleti hakim kılacağım. Söz verdim Karayel. Söz verdim. Kayı hatunlarının sultanının kabri başında, kayı beylerinin efendisine söz verdim. Gayrı. Gayrı bu sözden geriye dönemem. Bu nasıl büyük bir sözdür? Bu ne azim bir yüktür? Ey beni menzilden menzile götüren Karayel. Eğer ki bu yükün altından kalkamazsam, o vakit ben de sana yükten fazlası değilimdir. Ey Karayel, eğer ki verdiğim sözleri tutamazsam, o vakit sen de beni taşımayasın. Bana yarenlik etmeyesin. Beni demir nallarının altında çiğneyesin. Andım içerim. Andım olsun. Cümle alem duysun. Allah'a şükürler olsun Ertuğrul Bey. Seni yeniden görmek nasip oldu. Can emanetini teslim etmeden evvel görüşmemiz icap ederdi. Demek vakit geldi. Kayıların Bey'i yeni seferine hazırlanıyor. Gayrı yolu bensiz yürüyeceksiniz. Yolu aydınlatan yolcunun niyetidir Ertuğrul Bey. Senden sonra bizim yolumuzu kim aydınlatacak? Senin soylu niyetini, gaza kılıcını kim devralacak? Zor günleri daha zorları beklemekte. Böyle vakitlerde zorlu adamlara ihtiyaç vardır. Zira çember daralmaktadır. Bu çemberin kırılması için gaza kılıcını kınına koymayan, zaferden başka bir netice tanımayan, istiklal yolunda kimseye minnet etmeyen birine ihtiyaç vardır. Kut, akıl, irfan kimdedir? Yeni bir devlet hasretiyle yanan Türk'e siyaset kim yapacak? Devletin dayanağı, tüccarlara yeni pazarları kim açacak? Devletin vicdanı, ahilere kim önderlik yapacak? Bey, o kimsedir ki yolları aça, ufukları göstere, en önde ilerleye. Kayının yolunu açacak olan oğlum Osman'dır. O kılıcıyla fethedecek, adaletiyle hükmedecek, siyasetiyle yön tayin edecektir. Tacir ve ahi onun sancağının gölgesinde rahat yüzü görecektir. Kararını Allah mübarek eylesin. Biz Osman'a da davasına da inanırız.
Türk'ün beklediği devleti Osman kuracak. Onun ardından gelenler de o devleti onun adıyla anacak. Ahad'dan Halep'e, Halep'ten Söğüt'e devam eden bu yolculuk, Osman Bey'le birlikte Bursa'ya, Bursa'dan İzni'ye, daha ötelere, daha ötelere devam edecektir. Bir gece elini elime aldı. İşitirim umuduyla bana ötelerden bahsetti. Senin şerefli adını karalardan denizlere taşıyacağım dedi. O vakit varisin o olduğunu anladım. Evlatlarım içinde bana denizden bahseden, kayı ufkunu denizlere taşıyacak bir tek o vardı. Ertuğrul Bey, hayallerimiz kadar büyüğüz, gayretimiz kadar varız. Türk'e bu zor zamanlarında devlet hayali kurduran kayılara selam olsun. Selam olsun. Yol başlarında bekleyenlere, bu zor vakitlerde öteleri işaret edenlere, bütün Türk boylarının bağlı olduğu o ebedi ve semavi devlete. Ertuğrul Bey, sefer nereye? Alemlerin Rabbi nedir? Kumral Aptal. Ey Ertuğrul Gazi oğlu Osman. Hazır mısın? Ey Beyoğlu. Cihadın düğüne hazır mısın? Ey hak için hakkı konuşan. Sen söyle. Peygamber Efendimiz. Kazadan dönen ashabına, merhaba küçük cihadı tamam eyleyenlere, merhaba üzerinde büyük cihat baki kalanlara buyurdu. Osman Bey, sen küçük cihadı bilirsin. Cihadı ekberi de bilir misin? Cihad-ı ekber,
kulun kendi nefsiyle olan cihadı değil midir? Öyledir Beyoğlu, öyledir. Lakin bu cihada kim güç yetirebilir? Onlar vahid olan Hakk'ın bir eylediği varlığı birbirinden ayırmazlar. Ak sütün içindeki ak kılı görmeden karar vermezler. Onlar nefislerini yenmeden kendilerine muzaffer demezler. Ey hak için hakkı konuşan. Söyle. Bir Beyoğlu bu cihada güç yetirebilir mi? Cenab-ı Hak emaneti yere, dağlara teklif etti. Onlar çekinip kabul etmediler. İnsan zalim ve cahildir. Kabul etti. Gayrı emaneti taşımak boynumuzun borcu ve emanet olduğunu hatırlamak vazifemizdir. Kendinden bilme Osman Bey. Kendinden bilme. Misafir geldiğin bu alemde mülk benimdir deme. İşte senin cihadın da budur. Ezelden ebede mülk Allah'ındır. Bir gün dahi olsa bu şuurdan vazgeçersem yine karşıma çık. Yine bana hatırlat. İşte bizim de vazifemiz budur. Gayrı yolun açık olsun. Oğullarından birine bırakacak beyliği. Beni hesaba bile katmadı. Bütün beylerin önünde ya Osman'ın ya da savcının ismini söyleyecek. Ertuğrul Gazi'nin ağzından çıkacak o isim bütün beylere, bütün herkese emir olacak. Hesaplarını Ertuğrul'un ölümü üzerine yaptın ama o canlandı. Her şeyi bozmak için canlandı. Dündar Bey. Dündar'ım. Bir şeyler yapmalısın. Ertuğrul. O ismi açıklamadan ölmeli. Sen ne dersin Hatun? Beni ne Ertuğrul, ne savcı, ne Osman ilgilendirir. Eğer sen bey olmayacaksan, sizin obanızda, istikbalinizde benim umurumda değildir. Çünkü eğer sen bey olmaz isen, ne savcı, ne Osman bizi yaşatır. Gayri bunu anla! Bir de çalıların arasında saklanmaya kalkmışlar. Akıllarınca ormanı bizden iyi bileceklerini sanırlar Bamsı Bey. He ya. Maşallah.
Maşallah yiğitlerime. Keferinin de hakkından gelindi. Flatüs'ü zincire vurduğumuz gibi Nikolay'ı da vuraydık. İyiydi. Onun da vakti gelecek. Onun da vakti gelecek. Kardeşimiz kalesini aldı elimden. Biz de sağ kolunu kopardık. Ben de gelmek isterdim. Nikolay'ı ben de zincire vurmak isterdim. Lakin babamın seninle konuşacak önemli bir meselesi vardı. Öyle ağabey. Anamın mezarını ziyarete gittik. Allah kabul etsin kardeşim. Sağ ol ağabey. Allah kabul etsin. Ne konuştunuz orada? Benden bir söz vermemi istedi. Neymiş o söz? Obaya sahip çıkasın dedi. İkiniz de merak etmeyesiniz. Oba emin ellerdedir. Öyledir. Öyledir evlat. Öyledir. Emin ellerdedir. Lakin şimdi gayrı bırakasınız bunları. Ertuğrul Bey'imiz büyük bir toy düzenler. Bütün beyler davetlidir. Gayrı siz de. Siz de hazır olasınız. Haydın. Kardeşlerim. Belki de babamızın son toyudur bu. Aman deyim. Toy da onu üzecek bir iş etmezsiniz. Bugün zafer günüdür. Babamın karşısına muzaffer olarak varalım. Öyle olacak kardeşim. Öyle olacak. Bilsinler. Alper her yerde onu arıyor. Buna izin veremeyiz. Hadi. Geliyorum.
ama kaybedemez. Kaybedemez. Latius. Aslan avcısı Flatius. Ah. Ah seni benim elime bir verseler. Seni bana bir teslim etseler. Ah. O ettiğin oyunların. Kardeşim Ayaz'ın hesabını senin o ciğerini söke söke alsam Flatius. Ah. Şu ellerimi bir çöz de. Sana bu lafları yedireyim Göktuğ. Göktuğ Alt. Burası ne la? Köfereyle benim hesabım daha büyüktür. Kilidi açasın. Tasmanı tutan Nikola'ya da aynı böyle edeceğim işte. Kılıcı Hisar'da sallandıracağım. Göksu Alp! Bu ite iyi bakasın. Ölmesin. Asılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, Yüce Allah'ın 99 adıyla. Evlatlarım, zaferiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak size ve kutlu obamıza nice zaferler nasip etsin. Amin. Bu topraklar gazilerin kanı ve gayretiyle fethedilmiştir. Gaza pusatını kuşanıp gayret kemerini takanlar Rabbin müjdesine mazhar olmuştur. O büyük gazilerden geriye Bamsı Bey'im ve Abdurrahman Gazi'm kalmıştır.
Onlar benim size vasiyetimdir. Buyurun Sayın Bey. Beni saydığınız gibi onları da sayasınız. Evlatlarım, beylerim, ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Gazi. Can emanetini teslim etmek üzereyim. Bunlar benim size son sözlerim ve son nasihatlerim. Kulağınızı açın ve beni iyi dinleyin. Devlet, onu meydana getiren halkın tecessüm etmiş iradesi ve rızası demektir. Halkın ırz ve namusunu koruyan, hürriyet ve refah vaat eden bir mertebedir. Bir Türk için devlet, bunlardan fazla olarak bir fikirdir. O fikir, dinine, diline bakılmaksızın bütün mazlumları, bütün zalimlere karşı korumaktır. Adaletle hükmetmek ve töreyi yaşatmaktır. Mazlumların gözü üzerinizdedir. Duaları sizinledir. Siz esareti kabul eder, İster Rum olsun, ister Moğol, zalim bir devleti mekbu tanırsanız, mazlumların duaları nasıl gerçekleşir? Adalet nasıl hüküm ferma olur? Tören nasıl yaşatılır? Bedeli ne olursa olsun esaret zincirlerini kırın. Kayıların sancağı Cenab-ı Hakk'ın izzeti dışında hiçbir kuvvetin karşısında eğilmez, eğilemez. Küfür nerede kuvvet devşirip ordu düzerse, Kayın'ın sancağı ve soylu alpları karşısında durmalı. Cenab-ı Hakk'ın zafer müjdesine inanmayanlar Hakk'ı inkar ederler. Önce tertemiz Müslümanlar olun. Sonra da Gaza pusatını kuşanın. Göreceksiniz. Zafer sizin olacak. Sizin yaptığınız da gazadır.
esnaf ve tüccar işini doğru yapmazsa ürettiği şeyi gaza şuuruyla üretmezse gazilerin emeği boşa gider. Devlet büyüyemez. Her sabah işinizin başına geçtiğinizde ben imdi gazadayım deyin. Yani her biriniz bir Davut Bey olun. Eyvallah Bey. Eyvallah, eyvallah Bey. Estağfurullah Bey. Ey kayılar, benim vazifemi layıkıyla yaptığıma şahit misiniz? Şahidiz bey. Ey kayılar, benim beyliğimden razı mısınız? Razıyız bey. Razıyız bey. Size imdi varisimi açıklarsam onu da beni saydığınız gibi sayıp her emrine uyacak mısınız? Uyacağız beyim. Uyacağız bey. Uyacağız beyim. Uyacağız beyim. Varisim. Gönül rızasıyla yerimi bırakacağım. Yeni kayı beyiniz. Gaza ateşini hiç söndürmeyen kayının sancağını zaferden zafere taşıyan esaret ve zincir kabul etmeyen oğlum. Babam. Baba. 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 Baba! Baba!
Baba! Baba! Etme babam. Baba! Gazi babam. Arkadaşlar. Babamız öldü. Babamız öldü. Babamız öldü. Abi. Çıkar. Hayır. Bizim de ağabeyimiz vardır. Kurban olurum. Kurban olurum ben sizi. Kurban olurum ben sizi. الصلاة
vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Nebiyyallah. As-salatu vesselamu aleyk. عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. Ertuğrul Bey'imiz öldü. Ertuğrul Bey'imiz öldü. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sen bu büyük gaziyi cennetine kabul eyle Rabbim. Amin. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah razı olsun. Eyvallah. Her akşam yatmadan evvel. Az da olsa okurdu. Az baylamadı beni de, yanlış okudum diye. Benim de alim olmamı isterdi. He ya, bilmem mi? Sen o vakitler çok okurdun. Sofrada sana sorular sorar, bildin mi de gururlanırdı. Biz de hala gururlanırız. Lakin en çok seni severdi kardeşim. Kara Osman'ım derdi sana. Ben de severim ya. Hiraz'a. Evlatlar, yüreğimi yaktınız ha. Yüreğimi yaktınız. Lakin ne olurdu? Bu kelamları beyimiz hayattayken de diyeydiniz. Ne olurdu?
Yaşlarımız yakın idi. Lakin biz cahil idik. O bilgeydi. Biz pervasızdık. Gözü karaydık. Lakin o cesur idi. Savurgandık biz. O cömert idi. Biz öfkeliydik. O celalliydi. Bey olarak doğmuş idi. Rabbimin Türk beylerine verdiği kut onda ışıldamaktaydı. Ay benim beyim. Benim Ertuğrul beyim. Can ana, bize biraz Ertuğrul Gazi'den bahsedesin. Nasıl bahsedeyim kızım? Öyle bir beyi anlatmaya söz yeter mi? Ne desem az gelmez mi? Babanın ışığıydı. Sulh zamanı halim, selim, anlayışlı, merhametliydi. Harp zaman safları parçalayan bir aslan gibiydi. Bey olmadan evvel de beyken de rahat yüzü görmedi. Evvel kayı için, ardından da bizim için didinip durdu. Ben cahillik vakitlerimdi. Ettiklerimle yükünü ağırlaştırdım. Allah affetsin. Allah affetsin beni. Hakkını helal etmiştir inşallah beyim. Etmiştir, etmiştir. Selcan ana, sen onun anasız evlatlarını analık ettin. Ettim. Gelinlerini dahi kendi kızın bilip terbiye ettin, yetiştirdin. Biz senden razıyız ana. Ertuğrul Bey'imiz de razıdır. İnşallah kızım. Hakkını helal etmiştir ki göz bebeği Osmanlı sana emanet etmiştir. Etmiştir. Bundan gayrı benim anam da sensin. Nana kurban olsun sana.
güzel kızım. Sen de benim kızımsın. Gel kızım. Senin de ananım ben. Gel. Gel hele gel. İçim yanar içim. Benim yiğit babam. Benim mert babam. Benim gazi babam. Onca vakit seni beklediydim. Geldin, geldin lakin yatağa düştün. Kankustun. Yüreğimi dağladın. Baba. Babam ah. Biz sana nasıl layık olacağız? Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz baba? Osman'ım. Osman'ım. Sana kurban olurum ben. Yüzünden dökülen yaşlara kurban olurum. Şanına yaraşır bir cenaze olacak. Merak etmeyesin.
Şeyhimin müritleri de gelirler. Var olsunlar. Var olsunlar. Cenab-ı Allah sevdiği kulunu yanına aldı. Balam. Bize de sabretmek düşer. Elbette Osman'ım. Mümine yaraşan sabırdır. Lakin için dökmek istersen ben seni bekler olacağım. Bilirim balam. Bilirim. Gayrı. Gayrı. En zor olanı yapma vakti gelmiştir. Thank you.
Abdurrahman Gazi. Evlat. Gitti. Dayılarım bey gitti. Gazilerin şahı gitti. Gitti. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Kimse beyimiz uçmağa vardı deyü, elden ayaktan düşmeyecü. Her biriniz bir Ertuğrul Gazi olacı. Kayının davasına onun gözleriyle bakacı ve bu yolda onun imanıyla yürüyecü. Evlatlar, Ertuğrul Gazi can emanetini teslim etmiştir. Bu emanet alemlerin Rabbine teslim edilir. Lakin size de bir emaneti vardır. O emanet düşmanın her türlüsüyle cenk ede ede göç yollarından sapasağlam getirdiği ve Söğüt'ün bağrına daha da güçlenmiş olarak yerleştirdiği hak davasıdır. Büyük bir devletin tohumu, büyük bir devletin müjdesidir. Sahip çıkasınız. Sahip çıkasınız. Sahip çıkasınız.